Halit abi, kolay gelsin öncelikle. Hoş geldin. Dibek kahvesi. Dibek kahvesi. Evet, dövme kahve bu. Dövme. Biz yapıyoruz bu kahveyi. 1450 yılında keşfedilmiş. 1450 yılında keşfedilmiş. Evet, o tarihten bu tarihe 573 senedir Türkiye'de yapan bir biz kaldık. Evet. Her gün 10 saat yapıyorum. 10 saat. 10 saat. Zaten kas yapmışsın abi. Mecbur. Evet. Benim 10 saatte yaptığım makine 1 dakikada çıkarıyor. 1 dakikada elim, ama... Elimdeki 33 kiloda 10 saatte 10 bin kere böyle vuruyorum her gün. 33 kilo. Evet. Bu aletin özelliği ne bu şeyin taşın falan? Bu taşın içinde olması zaten bu taşın adı Dibek. Ha. Taşı, bu taş. Dibek taşı. Evet. Bu taşın içinde dövüldüğü için zaten lezzeti oluyor. Evet, o lezzet Dibek buradan geliyor. Dibek Türk kahvesinin elde dövülme şeklinde. Dibek'in içinde dövüldüğü için oradan almış. O zaman Dibek kahvesinin orijinali burada. Tabii orijinali bu. Türkiye'de de yapan bir biz kaldık. Başka da yapan. Başka yok yapan. Evet. Her gün 10 saat yapıyorum. Hafta sonları da. Daha doğrusu 3 günde bir de 15 saat yapıyorum. 3 günde bir 15 saat. Evet. Yoğunluğa göre. Bir de kendi işime göre de yani. Kendim de. Peki bunu yani şehir dışına falan gönderiyor musunuz sipariş usulü? Vallahi şöyle gönderdiğimiz kişiler var tabii şeyde. Özel istek üzerine? Tabii. Böyle birkaç yerlere gönderiyoruz böyle şeye. İsteyen şeyde kargoyla yolluyoruz tabii. Şeyde. Kargoyla yolluyor, yolluyorsunuz. Her yerine yazın biraz zor oluyor tabii sağa sola yollamamız. Çok yoğunluk olduğu için. Yolumuz geçtikten sonra böyle Ekim gibi böyle sağa sola yolluyoruz tabii. Evet. Peki yani güncel fiyatı mesela bir kilo alsalar ne kadar şu an? Bir kilo değil de paket halinde. Paket halinde. 100 gram paketi 50 TL'dir. 100 gram paketi 50 TL. Evet. Dibek kahvesinin orijinalini el yapımı almak isteyenler Taş Kahve'den alabilirler. Çekirdekler. Çekirdeklerin hepsi böyleydi. Evet. Bu çekirdekleri döverek böyle bu hale getiriyoruz. Evet. Aa. İşte. Yapılmış hali bu. Böyle döverek yaptığınız zaman kahvenin aroması, nefaseti, lezzeti içinde kalır. Kahve makineye girdiği zaman ısıdan dolayı yakar. Aroması, ha, lezzeti gider. Kritik nokta orası. Kahve evet. Makineye girdiğinde yakıyor kahveyi. Ben 10 saat yapıyorum. 10 kilo kahve çıkıyor. Benim 10 saatte yaptığım çekirdeği makineye attığınız zaman 1 dakikada rırt diye indiriyor aşağı. Evet. Dikkat edin kahve aldığınız zaman kahve yapay bir kahve. Sıcaktır. Sıcak. Isılı gelir elinize şey yaparsanız kontrol ederseniz. O da aromasını yakar işte kahve. Aromasını yakıyor o sıcaklık. Bir de bu hem tarih var 573 senedir yapan bir biz kaldık. 1450 yılından beri hem yemek var hem lezzet var hem de alın terim. Evet. Alın terim. Yani bu geleneği... Oo. Emekçinin madalyası bunlar. Evet. Altın madalyası. Böyle döve döve yapmaktan. Gerçekten. Oldu. Ben bu işi her gün 12 senedir her gün hemen 10 saat yapıyorum. 12 saatte. Evet. Umarım yani yok olmayan bir gelenek olur. Hep evet. Devam eder bu gelenek. Çalışıyoruz zaten. Bu binamız da 180 senelik. Bu bina 180 senelik. Girit Adası'ndan mübadeleye geldikten sonra bizim patronun dedesi burasını gelince alıyor. Orada da zaten kahve işletiyorlarmış aynı böyle buna benzer. Bu şey taş da aynalar da oradan geldi. Aha, Girit'ten geldi bu taş da aynalardan. Evet. Elektrik yokken, makine yokken böyle yapıyorlar işte kahve. Biz de geleneğe böyle devam ediyoruz. Çok teşekkürler Berit abicim. Evet. Ellerine sağlık. Kahve bayağı lezzetlidir bu kahveyi. İçtiğiniz zaman ne derdiniz kalır, ne kederiniz, ne derdiniz kalır. Hayata yeniden başlarsınız ona göre. O halde ben de bir tane söylüyorum evet, şimdi. Afiyet olsun. Kolay gelsin Berit abi. Thank you.
güzel kokuydu. Daha önce hiç hissetmedim. Oh. Harika. Thank you.